Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Huawei için oldukça özel bir cihazın incelemesiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz artık yavaş yavaş katlanabilir ekranlı telefonlar yaygınlaşmaya başladı. Bu sektörün öncüsü kim diye baktığımızda tabii ki Huawei'yi görüyoruz. Biliyorsunuz Huawei şimdiye kadar pek çok modelle karşımıza çıktı ki bu modellerden sonuncusu ise Mate X S2 oldu arkadaşlar. Hemen şu yanında görmüş olduğunuz cihaz. Aslında söz konusu katlanabilir telefonlar olduğunda teknik özelliklerden vesaire daha da önemli olan şey ne? Telefonun tasarımı. Çünkü telefonun nasıl katlandığı, katlandığında arada herhangi bir mesafe kalıp kalmadığı bizler için önemli. Bir diğer önemli unsur ise şu. Telefonu açtığınız zaman pürüzsüz bir ekran olması kullanıcılar için genel itibariyle önem arz ediyor. Bu noktada Huawei'nin rakiplerine baktığımızda tam böyle randıman sağlayan bir ismin öne çıkmadığını görüyoruz. Fakat Huawei gerçekten arkadaşlar yeni teknolojisiyle bu tür engelleri aşmış diyebiliriz. İsterseniz şöyle telefonumu açayım. Gördüğünüz gibi Mate XS2 açıldığında böyle bir görüntü karşımıza çıkıyor. Bakın burada önemli olan nokta şu. Tasarım aşamasında arkadaşlar şu ekranın pürüzsüze yakın olması çok önemli. Diğer katlanabilir cihazlar da tam şu katlanma noktasında son derece hissedilebilir bir kavis oluşuyordu. Fakat Huawei bu cihazında da o kavisli bölgeyi tamamen aşmış diyebiliriz. Bir diğer önemli unsur ise şu arkadaşlar. Telefonu katladığınız zaman şu katlanma noktasında herhangi bir aralık kalmaması çok önemli ki gördüğünüz üzere Huawei bu sorunu da aşmış durumda. Burada Çinli üretici çift döner Falcon kanat menteşesi ismini verdiği bir teknoloji kullanmış arkadaşlar. Bu teknoloji sayesinde kusursuz bir katlama karşımıza çıkıyor. Şimdi telefonumuzun tasarımıyla devam edelim. Bilindiği gibi Huawei Mate XS serisi arkadaşlar dışarı doğru katlanabilen bir yapıya sahip. Yani şöyle telefonu kapattığınız zaman arka kısımda da bir ekran kalıyor. Bunun pek çok artısı var. Öncelikli olarak şunu söyleyebilirim sizlere. Elimde telefonu şöyle katlanmış bir şekilde tuttuğum zaman arkadaşlar ekran gövde oranı normal bir telefonla aynı. Rakiplerine baktığımızda telefon katlı durduğu zaman dışarıda kalan ekranın daha dar olduğunu zaten biliyoruz. Bu açıdan bakıldığı zaman Huawei gerçekten güzel bir işçilik yapmış. Yani telefonu açmadan da rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir diğer önemli unsur ise şu arkadaşlar. Arkada bir tuşumuz var. Bu tuşa bastığımızda zaten ekranı direkt olarak açabiliyoruz. Ekranı açtığımız zaman hiçbir yazılımsal sıkıntı, yazılımsal bir sorun olmadan ekran genişliyor. Bu sadece ana ekranda değil. Hangi ekranda olursanız olun. Dilerseniz oyun oynayın. Direkt olarak kendini kalibre ediyor ve ekran anında genişliyor arkadaşlar. Telefonu kapatmak için de yapmanız gereken şey şu şekilde telefonu kapatmak. Arkada ekran olmasının avantajlarından biri de şu arkadaşlar. Telefonu tuttuğunuz zaman ana kamerayı, şurada gördüğünüz ana kamerayı ne yapabiliyorsunuz? Bir selfie kamerası gibi kullanabiliyorsunuz. Bakın şu anda mesela ben buradaki ana kameradan görüntü alabiliyorum. Ne yapabilirim? Buradaki ana kamerayı kendime çevirerek selfie fotoğrafı çekebilirim. Ha şunu soracak olabilirsiniz. Ya ön tarafında bunun kamera yok mu? Niye böyle bir şey yapalım? Ön tarafına da Huawei bir kamera yerleştirmiş arkadaşlar. Fakat daha kaliteli bir selfie çekmek istiyorum diyorsanız ne yapabilirsiniz? Arkadaki bu üçlü ana kamerayı da kullanabilirsiniz. Telefonumuzun tasarımıyla devam edelim arkadaşlar. Telefonu kendimize tuttuğumuz zaman sağ tarafta ses açıp kapama tuşumuz ve parmak izi okuyucusunun bulunduğu power butonumuz bulunuyor. Hemen arkaya döndüğümüzde ise burada üçlü ana kamera modülünü ve bu kamera modülünün altında da kırmızı bir tuş görüyoruz ki bu kırmızı tuş arkadaşlar ne yapıyor? Bastığımız zaman katlanabilir ekranın açılmasını sağlıyor. Yani bunun basit bir kilit mekanizması olduğunu söyleyebiliriz. Bu cihazı ilk elinize aldığınızda hissedeceğiniz şey telefonun ne kadar hafif olduğu olacak arkadaşlar. Çünkü genel itibariyle baktığımızda katlanabilir ekranlı telefonların biraz ağır olduğunu biliyoruz. Huawei burada özel malzemeler kullanarak Mate XS2'nin ağırlığını 255 grama kadar düşürmeyi başarmış durumda. Genele baktığımızda zaten pek çok akıllı telefonun bu ağırlıklarda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada katlanabilir bir ekran söz konusu olmasına rağmen Mate XS2 sadece 255 gramlık bir ağırlığa sahip arkadaşlar. Telefonu açtığınızda ise telefonun ne kadar ince bir panele sahip olduğunu direkt olarak gözlemleyebiliyorsunuz. Dilerseniz ekranla devam edelim. Burada arkadaşlar 2480x2200 piksel çözünürlüğe sahip 7.8 inçlik True Chroma bir ekran söz konusu.
Bu ekranın oranı 8'e 7.1. Burada bu ekran oranının 8'e 7.1 olması daha sürükleyici bir görüntü kalitesini de ortaya çıkarmış durumda. Şöyle bir durum söz konusu. Biz bu cihazla oyun oynadık, videolar izledik vesaire. Tam ekrana geçtiğinizde arkadaşlar pek çok oyunda kalibre olarak tam ekrana geçiyor. Örneğin biz PUBG Mobile oynadık. PUBG Mobile oynadığınızda bakın telefonu şu şekilde katlı tuttuğunuz zaman tamam zaten buna alışırız. Alışık olduğumuz bir görüntü. Normal telefonlarda da bu şekilde görünüyor. Fakat açtığımız zaman çözünürlük vesaire bozulmadığı gibi görüş alanımız da genişliyor arkadaşlar. Mesela katladığımız zaman şuralardaki insanları göremiyorsunuz ya da dağları vesaire ağaçları göremiyorsunuz. Fakat telefonu açtığınız zaman direkt olarak görüş alanınızda genişlemiş oluyor ki bu da size bir avantaj sağlıyor. Yani şöyle düşünmeyin ya telefonu katladığım zaman normal görüntü var, açtığım zaman görüntü bozuluyor, uzuyor vesaire gibi düşünmeyin. Ne oluyor arkadaşlar? Görüş alanınız biraz daha genişlemiş oluyor. Bu aynı şekilde diğer uygulamalarda da geçerli. Yani uygulamayı kullanırken telefonu tablet moduna aldığınızda ya da katlanır ekranını açtığınızda herhangi bir bozulma vesaire söz konusu olmuyor arkadaşlar. Özellikle bu katlanabilir ekranı açtığınızda bir şeyler okurken vesaire size büyük bir rahatlık sunduğunu belirtebilirim. İnternette gezinirken, sosyal medyada gezinirken, herhangi bir ileti paylaşırken, ileti yazarken son derece rahat bir kullanım sunuyor. Zaten şu kısmın, bakın şu kısmın çıkıntılı olması da bu cihazın tutulmasını kolaylaştırıyor. Yani şöyle tutmak biraz belki zorlayabilir ama şuradan tutmak gerçekten çok basit arkadaşlar ki buradan yine ne yapabiliyorsunuz? Cihazı tek elinizle kullanabiliyorsunuz. Şimdi ekrandan devam edelim. Bu ekran arkadaşlar 120 Hz yenileme hızına sahip ve 1440 Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı 240 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızını destekliyor. Dolayısıyla burada Huawei'nin son derece modern bir ekran karşımıza çıkardığını söyleyebiliriz. Genel hatlara baktığımız zaman biz telefon tasarımını çok beğendik. Kullanım açısından gerçekten çok kolay. Tek elinizde rahatlıkla tutabiliyorsunuz, rahatlıkla kavrayabiliyorsunuz. Hani şunu düşünmeyin ya kalındır, tek elle kullanması zordur vesaire diye düşünmeyin. Gerçekten kalın değil telefon arkadaşlar. Az önce belirttiğim gibi de zaten ağırlığı normal bir telefonla aynı seviyelerde. Dolayısıyla burada telefonun son derece şeffaf, son derece rahat bir kullanıma sahip olduğunu sizlere belirtebiliriz. Evet, telefonun tasarımı vesaire bu şekildeydi. Dilerseniz yavaş yavaş biraz da teknik detaylara bakalım. Huawei bu cihazında bizlere nasıl bir teknik tablo sunuyor? Biraz da bunlardan bahsedelim. Bu cihazda arkadaşlar Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 888 Yonga seti bulunuyor. Bize incelemeye gelen cihazda 8 GB'lık RAM mevcut arkadaşlar. Dahili depolama alanı ise 512 GB. Bu dahili depolama alanının fazlasıyla yeterli olduğunu zaten söyleyebiliriz ki pazarın geneline de baktığımızda pek çok üst segment cihazda bile 512 GB'lık dahili depolama alan seçeneği bulunmuyor. Dolayısıyla Huawei'nin burada 512 GB'lık bir alana yer vermesi güzel bir seçenek olmuş. Tabii ki söz konusu Huawei olduğunda aklınıza şu gelebilir. Bu cihazda hızlı şarj özelliği var mı yok mu? Bunu sorabilirsiniz. Hemen belirtelim arkadaşlar. Bu batarya 66 wattlık hızlı şarj teknolojisiyle desteklenmiş durumda. Genel itibariyle baktığımızda cihazın teknik özellikleri fazlasıyla yeterli ki. Zaten biz bunda çeşitli oyun testleri vesaire yaptık arkadaşlar. Telefonları en çok zorlayan kasan oyunlardan biri olan PUBG Mobile ile oynadık. Ki bayağı da uzun bir deneyim süresi sundu bize. Yani 1,5 saat vesaire oynadık biz bu oyunu. Ve bu 1,5 saatlik süre boyunca şarjımız çok az gittiği gibi bir de arkadaşlar telefonda hiçbir ısınma olmadı. Ben genellikle tablet modunda oynadım. Yani şu şekilde açtım cihazımı ve şu şekilde oynadım. Ve bu şekilde oynamama rağmen hani şunu düşünebilirsiniz. Ya ince olduğu için işte biraz daha ısıyı hissedersin vesaire. Hayır arkadaşlar, herhangi bir ısınma vesaire söz konusu olmadı. Yani elimi rahatsız edecek gibi, parmaklarımı rahatsız edecek gibi bir ısınma söz konusu olmadı. Burada telefonun oyun performansının gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim sizlere. Zaten Huawei bu cihazda arkadaşlar grafen sıvı soğutma sistemini kullanmış ki bu sıvı soğutma sistemi sayesinde oyunlarda vesaire herhangi bir ısınma, donma, kasma gibi problemlerle karşılaşmıyorsunuz. Tabii ki söz konusu oyun olduğu zaman ses olayını da sorabilirsiniz. Ya acaba telefonun ses performansı nasıl, ses tarafında iyi mi diye. Burada arkadaşlar Huawei yapay zeka destekli bir ses motoruna yer vermiş. Bu ses motoru sayesinde ultra ince ve büyük ölçekli stereo ses donanımları da cihaz içerisinde bize güzel bir performans sunuyor. Evet, genel itibariyle baktığımız zaman Mate X S2 teknik özellikleriyle
bizi tatmin etmeyi başarıyor arkadaşlar. Oyun oynarken, müzik dinlerken, video izlerken gayet zevk alıyorsunuz bu cihazda. Özellikle video izlemek ve oyun oynamak çok keyifli oluyor ki bunu bir kere baştan öneriyorum sizlere arkadaşlar. Yani ya ben o ekranda ne yapayım, hani büyük ekranda oyun mu oynanır falan demeyin. Gerçekten zevkini aldığınız zaman telefonu sürekli şu modda kullanmaya başlıyorsunuz. Hani tamam gelen çağrılar vesaire bu modda eyvallah, ama bir video izleyeceğiniz zaman, oyun oynayacağınız zaman falan kesinlikle şu ekran moduna geçiyorsunuz otomatikman. Ben gerçekten test ettiğim süre boyunca telefonu daha çok bu tablet modunda, yani ekran açık modda kullandığımı sizlere söyleyebilirim. Şimdi gelelim bir başka meseleye. Biliyorsunuz söz konusu Huawei cihazlar olduğunda Google servislerinin olmadığı vesaire söyleniyor. Evet doğru, telefonu açtığınızda YouTube gibi, Drive gibi, Photos gibi pek çok Google servisi yok. Fakat arkadaşlar cihaza indireceğiniz G-Space uygulaması sayesinde YouTube olsun, diğer Google uygulamaları olsun rahat bir şekilde telefona indirebiliyorsunuz. Hatta biz direkt olarak G-Space'i indirmiştik ve YouTube uygulamasını kurmuştuk. Yani Google uygulamalarını rahat ve keyifli bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da kafanızda herhangi bir soru işareti yaratmasın. Yani ben bu telefonu acaba YouTube yükleyebilecek miyim, WhatsApp yükleyebilecek miyim, işte ne bileyim Instagram yükleyebilecek miyim diye düşünmeyin. Bütün uygulamaları ve oyunları rahat bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, teknik özelliklerden vesaire bahsettiğimize göre sıra geldi kameramıza. Az önce de bahsettiğim üzere cihazımızın arka yüzünde üçlü bir ana kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise arkadaşlar bir adet selfie kameramız var. Arka tarafta 50 megapiksellik geniş açılı kameraya, 8 megapiksellik telefoto kamera ve 13 megapiksellik de ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. Bu kamerayla 4K çözünürlükte 30 FPS'te videolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ön yüzdeki kamera ise 10.7 megapiksel çözünürlüğe sahip. Yine bu kamerayla da HDR özelliğine sahip 4K 30 FPS'lik videolar çekebiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz bu telefonla çektiğimiz fotoğraf ve videolarla sizleri baş başa bırakalım. Herkese selam. Şu an beni Huawei'in katlanabilir telefonu olan Huawei Mate XS 2'den duyuyorsunuz. Ön kameranın performansı bu şekilde görünüyor. Umarım sesim de size iyi bir şekilde aktarılıyordur dedikten sonra bir de arka kameraya bakalım. Bakalım arka kamerada nasıl görünüyor. Şu anda da arka kamerayı test ediyoruz aslında. Burası E5 karayolu üzerinde olan güzel bir bina. Bu binada tabii ki araba sesleri oldukça fazla ama umarım sesim size iyi bir şekilde iletiliyordur. Telefonu birazcık da kendimden uzak tuttuğumda umarım şu an size sesim iyi bir şekilde geliyordur. Huawei Mate XS'in arka kamerasının video özelliği de bu şekilde sizlerle. Evet, gördüğünüz gibi Mate XS 2 kamera tarafında da beklentileri karşılayan bir performansa sahip. Genel olarak toparlayacak olursak telefonun kullanımı oldukça basit arkadaşlar. Bu basitliğin yanında bir de katlanabilir ekran olması ve bu özelliğini sonuna kadar kullanabiliyor olmanız gerçekten size artı bir deneyim sunuyor. Telefonun fiyatına gelecek olursak Mate XS 2'nin şu anda arkadaşlar Huawei'nin kendi online mağazasında 10.000 Türk Lirası indirimle 39.999 Türk Lirasına satıldığını söyleyebiliriz. Telefonun normal fiyatı 49.999 Türk Lirası. Fakat şu anda Huawei'nin online sitesindeki özel kampanyada arkadaşlar 39.999 Türk Lirasına geliyor bu cihaz. Evet, bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Biz de yine elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.